Ve sinemanın gündeminde yeni bir filmi konuşuyoruz. Macera gerilim türünde Karanlık Madde 3 Haziran'da vizyona giriyor. Karanlık Madde'nin başrollerinde Orkun Olgar, Ahmet Yıldırım, Nihan Aşçı, Ahmet Pınar yer alıyor. Biz filmin ekibinden Orkun Olgar'la bugün sohbet ediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı bir zaman dilimi çünkü vizyona az bir zaman Evet. kaldı. Ayrıca tabii Orkun'u NTV'de yayınlanan Macera Sever programıyla izleyicilerimiz takip etmeye alışkın ama bu kez oyunculuktan bahsedeceğiz. Bu kez bir Doğru. sinema filminden bahsedeceğiz. Ben Orkun gelecek dediklerinde önce belgesel diye düşündüm. Ama bu kurmaca. Evet, Değil mi? zaten ilk gelen tepki bu. Yani ben böyle bir şey sinema filmi dediğim zaman, yani sinema filmi desem Evet. de bir sinema belgeseli olarak algılıyor insanlar. Evet. Çok da doğal yaptığım işlerden dolayı. Ama bu bayağı kurgulu bir sinema filmi ve kategorisinde de Türkiye'nin ilki. Peki onu açalım. Şimdi kategoride ben gerilim dedim, macera dedim, gizem diyebilirim. Ama bu tarif galiba pek açıklayıcı olmuyor. Yanı sıra. Yani bu tarif doğru ama bu tarifin şöyle daha fazlası var. Bu film tamamı dağlarda, kanyonlarda, mağaralarda gerçekten bir blue box kullanmadan gerçekten oralarda çekilmiş Türkiye'nin macera kategorisi olarak nitelendirebileceğimiz ilk filmi. Yani Hollywood'da örnekleri var bu tarz filmlerin. Ama bu bölge sadece Türkiye'de demiyorum. Çevremizdeki ülkelere de aldığınızda bu bölgede bugüne kadar böyle yapılmış bir film biz bulamadık en azından. Tümüyle doğada %100'ü doğada çekilmiş bir çekildi. film. Ve aslında 10 kişilik bir grubun Aladağlar'da Cehennem Çukuru diye bir yere gittiklerinde kampa gidiyorlar. Ve orada gözle göremedikleri, elle tutamadıkları fakat hissettikleri bir enerjiyle başlıyor hikaye. Şimdi bunu açalım. Karanlık madde. Evet. Filme adını veren kavram aslında kuantum Doğru. fiziğinde geçen Doğru. bir kavram. Ama o kadarını bilirim Orkun. Daha Doğru. fazlasını da bilmem. Ama çok çok doğru. Zaten Karanlık Madde'nin Evet. film zaten NASA'dan bir quote'la başlıyor. Biraz önce söylediğim gibi elle tutulan, gözle göremediğimiz ama hissedebildiğimiz madde türüdür diyor. Ve bilim insanları anlayamadığımız birçok olayı evrende karanlık maddeye bağlamaktadır diyerek zaten böyle bir sürpriz merakla başlatıyor zaten Evet. filmi. Bir cümlesi var filmin, ana cümlesi. Onu da hatırlatır mısın? Karanlığa çok uzun bakarsan geri dönmen zorlaşır. Bunu başrol karakterimiz Can, o söylüyor filmin bir bölümünde, bir Bunu kamp sahnesinde. hayatın birçok alanına da uyarlayabilir miyim? Bu sözü Zaten çok aslında kesinlikle yani bunların hepsi çok aslında etkili buldum ben bu sözü, bu ana cümleyi. felsefi cümleler aslında ve film aslında bir çeşit bulmaca. Yani sizi düşündüren, içinde kuantum fiziği, paralel evrenler, sanrılar, Evet. bir insanın gözünden mi yoksa topluluğun gözünden mi sorularını kendi kendinize sorduğunuz, sinemada olsanız yanınızdakine sinemada seyrederken dönüp de ya bir dakika bir dakika ne oldu şimdi diye sorduğunuz bir film aslında. Yani biz bu filmde işte şeytandı, periydi, ruhtu, eli bıçaklı bir katil falan bunlar yok. Ama filmde aslında hem yükseliyorsunuz hem de biraz geriliyorsunuz ama bunların tamamı aslında ne olacak? Bu adamlar ne hissediyorlar? Neden garip davranıyorlar? Başlarına ne gelecek dürtüleriyle ve duygularıyla aslında geriliyorsunuz. Duyguları harekete geçiren Evet. bir atmosfer var ve bu duyguların başında da herhalde merak, heyecan, gizem geliyor. Doğru. Gizem duygu değil ama Doğru. merak, Doğru bir gizem heyecan var. geliyor. Sürekli bir anlayamadığınız var yani. Bir anlayamadığımız atmosfer var. Peki madem böyle bir ana cümleyle başlıyor ve böyle merakta bırakıyor, temel çıkış noktası ne oldu? Şöyle, şimdi bizim yönetmenimiz İranlı. Biliyorsunuzdur İran sineması güçlüdür. Evet. Ve hatta Hollywood'da da birçok dünyaca ünlü yapımların görüntü yönetmenleri İranlıdır. Doğru. Işık tarafında çok güçlüler. Ve bizim İman Tahsin yönetmenimiz de hakikaten çok yetenekli biri. Onunla birlikte yaptık biz. İman Hoca ile birlikte hakikaten kamera önünde, kamera arkasında, diyaloglarda bu filmin her yerinde varız. Ve biz pandemi başladığında Sadece oyunculuktan söz etmiyoruz. Kendi adına da hemen her değil mi? Aşamada sen de kesinlikle çalıştın. yani şöyle projenin başından, projenin fikir babalığından, hayal edilmesinden, ondan sonra sette koli taşınmasına kadar ben her yerde varım.
Yani kamera arkasında İman Hoca ile oturup kadrajları incelemede, bazı sahneleri oturup o anda değiştirmeye kadar. Peki nasıl bir deneyim Orkun? Yani bugüne kadar yaptığın televizyon programından ya da deneyimlerinden çok farklı, öyle değil mi? Çok farklı ama çok faydalandım. Çünkü Türkiye'deki sinema yapımcılarının veya yapımcıların diyelim genel olarak dizi sineması genelde şunu gözlemledim ben, doğadan kaçıyorlar. Yani açık havadaki çekimden kaçıyorlar. Koşullar dolayısıyla. Kesinlikle. Evet. Çünkü güneşi siz ışığı ayarlayamıyorsunuz. Hem yağmur, bulut, rüzgar, hava, kar, soğuk. Evet. Yani biz buna çok alışkınız. O yüzden biz derken hepiniz doğa ve macera tecrübesi olan bir ekip misiniz? Değiliz aslında ama yani şöyle biz ekip yani olarak. Yani sana koşullar uygun gelir de diğer kalan ekibe ya, zor gelebilirdi. Şöyle ekibimi de ben çok doğa seven insanlardan seçtim. Yani filmin kadrosu. Doğayı çok seven insanlar, doğaya çok saygılı insanlar. Dolayısıyla biz aslında hiç zorlanmadık. 35 gün Niğde'de Çukurbağ Köyü'nde kaldık. Böyle düşünün, bir otel yok, restoran yok. Ama herkesin yüzü sürekli güldü 35 gün boyunca. Ve bittiğinde herkes güldü. Mevsim neydi? Ağustos 2020, Ağustos'un sonlarına başladık. Eylül'ün sonunda da çekimlerimiz bitti. Neyse ki, mutedil bir mevsimde. Ve şansımıza şunu söyleyebilirim, ben çok şanslı olduğuma inanırım hayatta. Güzel. 35 gün boyunca hava istediğimiz gibiydi. 35 gün sürmesinde tabii tahmin edeceğiniz gibi ışık gün içinde çok değişiyor. Öğle saatlerinde çok patlıyor, çekemiyorsunuz. O yüzden belli saatlerde çalışabiliyorsunuz. Gece çekimlerimiz vardı. Dolayısıyla 35 gün hakikaten her gün yoğun bir şekilde çalıştık. Ve ama hava da hep bize yardım etti. Yani hem bulut güzel anlamında, hem ışık anlamında, hem yağmur anlamında tam istediğimiz gibi gitti. Böyle çok zor an diyebileceğin, en zor sahne diyebileceğin, çünkü gördüm epeyce zorlu sahneler var. Şöyle bir sahnemiz var, bir kamyonet, bir araba uçurumun kenarında kalıyor freni çekip. Orada kaldığında oradan arabayı uçuruma sıfırladık. Aşağısı 70-80 metrelik bir uçurum, bir duvar düşünün. Kazıklı Ali Boğazı'nın kenarında. O görüntülerde gördüğüm zaman insanlar burası ne diyorlar? Yani Arizona diyenler var, burası Türkiye olamaz diyenler var. Çünkü muhteşem bir görüntü. Orada o arabayı biz çeşitli halatlar, güvenlik halatlarıyla oradan sallandırdık. Ve orada arabalarımızdan bir tanesi o sahneyi çekerken gerçekten uçurumdan uçuyordu. İçinde şoförsüz el freni inmiş. Koşarak arabayı yakaladık ve durdurduk. Böyle de bir tecrübemiz oldu film sırasında. Evet, ve dolayısıyla filmin tümüne dair bu anlattıkların fikir verebilir. Evet. Değil mi? Zor koşullarda çekildi. Evet. Muhakkak seyredeceğimiz bir hikaye. Hikayenin evet, altında böylesi çekim koşulları kesinlikle vardı. Peki müziğinden de bahseder misin? Müziği de sıra dışı anladığım kadarıyla. Müziği yine İranlı bir bestecinin, Kamyar Behbahani'nin farklı boyutlarda testerelere kemanyayı sürerek çıkardığı seslerle tasarlandı. Yani filmin gerilim dozunu da arttırıyor kesinlikle, tahmin ediyorum. Kesinlikle. Yani şöyle, biz aslında şöyle diyoruz. İlk kurgu masasında da vardım ben en baştan en sona İman Hoca ile birlikte. Hatta bugün bile kurgu masasındaydım tekrar. Biz filmin başına oturduğumuz andan itibaren ekibime şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar, bu filmin %51'i ses. Çünkü biraz önce dedim, burada bakın dedim, şeytan yok, peri yok, ruh yok, katil yok. Burada dedim sesler çok önemli. Dolayısıyla bu film belki de Türk sinemasında sese en önem veren filmlerden biri olabilir. Yani o filmdir demiyorum ama bunlardan biri olduğumuza eminim. Doğanın sesi de cabası zaten. Oradaki her ses, filmde duyduğunuz her ses orada kaydedildi. Müthiş. Biz biraz ipucu verelim istedik ama elbette meraklısı için 3 Haziran'da Türkiye'de sıra dışı filmlerden biri olarak kayda geçecek Karanlık Madde başlıyor diyelim. Evet. 3 Haziran'a bir şey kalmadı, kalmadı zaten. Kalmadı, aynen. Ben yolu açık olsun filmin çok diyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bizimle de paylaştığın için. Böylece tamamlıyoruz efendim. Yeni günde görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar, kamp yapıyor muyuz? Tayfun köyü görmüş olabilir. Arama vahşi hayvan saldırdı. Çok net.